Makaralı stor perde nasıl takılır? Stor perde düzeni nasıl tamir edilir diyorsanız doğru yerdesiniz. İple çevirmiş olduğumuz düzeneğimizde bir sorun olduğundan dolayı perdemizi saramıyoruz. Şimdi onu söküp tamir etmeye çalışacağız. Şu mandallara basarak şuraya çıkarıyoruz. Düzeneğimizi şu şekilde yerinden çıkarıyoruz. Tamir edebilmek için de bu tırnakları içe doğru bastırıyoruz. Bunu da en kolay pense ile yapabiliriz. Pensemiz yanımızda olmadığı için makasla şu şekilde açtık. Sökerken dikkat ediyoruz. Çünkü söktüğümüz gibi takmamız gerekiyor. 5 tane pim ve 5 tane minik çarkımız var. Bu çarkların bir tarafı tam düz, bir tarafı da contalı gibi biraz çıkıntılı. O çıkıntılı tarafı altta bırakıyorum. Düz olan tarafı üstte bırakıyorum. Bu çarklardan eksik varsa ya da pimleri kırıksa düzenek, mekanizma düzgün çalışmayacaktır. Değiştirilmesi şarttır. Bu yayların yuvaya tam oturabilmesi için ikisini tam bir tip yapmamız gerekiyor. Küçük çarkları büyük çarkın iç yuvalarına oturtmak için bunu bu yayın tırnaklarından düzgün bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Düzeneği tamir ettik. Şu yuvayı şu yayların yuvasına uyacak şekilde yerine takıyoruz. Evet. Şuralara da ağır bir şey koyulabilir içine, ağırlık olsun diye. Bu parça stor perde tutucu. Bunun çıkıntılı tarafını perde düğmelerini taktığımız kanallara yerleştirip ve kısa tarafını kendimize çeviriyoruz. Bu tutucu parçayı da stor perdeye göre ortalıyoruz. Perdemizi takarken kornişe takmış olduğumuz stor perde tutucu parçanın arka tarafındaki tırnağını stor perdenin kasasının arkasındaki tırnak yuvasına yerleştiriyoruz ve yukarıya doğru itiyoruz. Her bir parçayı bu şekilde yapıyoruz. Peteğin, koltuğun, kapının durumuna göre de perdemizi sağa sola kaydırabiliyoruz. Şimdi düzeneğimizi deneyelim. Evet, düzeneğimiz çalışıyor. Eğer çalışmazsa arkadaşlar, içerisindeki ya yayı takamamışsınızdır ya da düzenekteki parçalar tamamıyla yerine oturmamıştır. Lakin içerisindeki pim kırık ise düzenek çalışmayacaktır. Değiştirilmesi şarttır. Hoşça kalın.